Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara için düzenlenen eylem planını dün açıkladı. Sizce alınan ve alınması planlanan önlemler Marmara için yeterli mi? Veya ek olarak alınması gereken başka önlemler var mı? Şimdi eylem planı açıklamak ve böyle maddelerle gelmek çok pozitif bir şey. Ama çok geç tabii ki. Yani biz buna 50 sene gecikmiş vaziyetteyiz. 50 sene niye geciktik? Bu belediyecilik hani kurulurken, İstanbul genişlerken, Marmara nüfusu genişlerken, artarken, endüstri, sanayi, tarım artarken bizim zaten bunları düşünmemiş olmamız ki hiç düşünmüyoruz. Tüm Türkiye kıyılarında bakarsak bunu hiç düşündüğümüz olmadı zaten. Her şey çok geç. Yani Marmara tam elden giderken böyle plan açıklamak pozitif ama yani neden bu planları daha önce yapmaya çalışmadık? Neden biz atıklarımızın nereye gittiğini hiçbir zaman hayal edip düşünmedik ve yaşamımıza devam ettik? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Keza 6 aydır balıkçılar ağlıyor, feryat ediyor. Bakın bu salya, deniz salyası, onların deyişiyle kaykay, işte müsilaj olayı bizi bitirdi. Yani biz Marmara'da denize çıkamıyoruz diyorlar. Hani olay sadece balık avlamak noktası değil. Burada bir sorun oldu belli. Ki geriye dönelim. 2017'de açıklamış raporlar var. 2007 senesinde olmuş bir müsilaj vakası var. Yani bilim insanların, dalgıçların anlattığı şeyler var, görüntüler var. Marmara'nın ciddi bir şekilde kirlenmiş olduğu belli. Bu müsilaj bir anda ortaya çıkmadı. 50 senenin sonucu. O noktada bu plan çok geç kalındı. İçerisinde de eksikler var, onları da konuşuruz. Ama eğer uygulanabilirse bazı noktaları pozitif olur. Tabii Marmara'yı tümden kaybetmediysek eğer. Nasıl eksiklikler görüyorsunuz? Şöyle bir şey, önce pozitif taraflarını irdeleyelim isterseniz. Tüm Marmara bölgesinin bir koruma alanı olacağından bahsediyor plan. Eğer bu yapılabilirse müthiş bir şey. Çünkü gerçekten Marmara balıkların üremesi anlamında, bütün deniz canlılarının yeşermesi anlamında, üremesi anlamında çok önemli bir yer. Çok zengin bir yer aslında. Geçmişte 128-124 tane balığın, ekonomik balığın çıktığı Marmara Denizi'nde şu anda 10 tane çıkıyor. Biz eski noktalarına dönüştürebilirsek Marmara Denizi'ni, geçmişteki iyi zamanlarına, çok iyi, çok pozitif. Bu nasıl olacak? Troll gırgır falan gibi bir takım endüstriyel teknelerin, gemilerin burada işleyememesi, burada çalışmaması, sadece geleneksel avcılığın yapılması ve bunların da iyi denetlenmesiyle olacak bir şey. Kıyı düzenlenmesinin engellenmesi, yani işte bu dalga kıranlar, saha doldurmalar olsun, deşarjlar olsun, her tür deşarj, kum çalmalar olsun, denizden bunların engellenmesi gerekiyor. Koruma alanı demek bu demek. Ve sıfır atık demektir koruma alanı. Yani ne fiziksel arıtma, ne biyolojik, ne kimyasal, ne ön arıtma, hiçbir şey olmaması demek, sıfır atık politikasına geçmek demektir. En büyük eksikliği zaten planın bu. Yine derin deşarjı düşünüyoruz. İleri atık arıtmaya geçelim. Şöyle bir şey var, grafik var, belki görmüşsünüzdür. Marmara Denizi'nin etrafındaki arıtmaların renklerini gösteren bir figür paylaştım ben bugün Twitter'da. Önder Bey'in paylaşımıydı sanırım. O kadar çok kırmızı belediye var ki, yani fiziksel arıtma yapıyor sadece. Yani bu ne demek? Çökertme yapıyor. Çökerttikten sonra yallah denize gönderiyor kalanını. Yani hiçbir arıtma söz konusu değil. Bazı belediyeler işte sarıyla yeşille boyanmış, biraz daha iyi biyolojik ve kimyasal arıtmaya sahip. Ama yine denize götürüyoruz. Neden biz bu atıkları denize götürüyoruz noktası çok önemli. Götürmememiz lazım. Biyolojik arıtma sisteminin kurulacağını söylemişti Murat Kurum. Bu biyolojik arıtma sistemi o zaman sıfır atık olmasını sağlamıyor mu? Yani onunla sıfır atık sağlanabilecek mi biyolojik arıtma sistemleriyle birlikte? İleri bir arıtma sağlıyor ama yeniden su denize iletiliyor derin deşarjla. Yani Marmara'ya hiçbir girdi koymamamız lazım. Marmara Denizi şurasında olduğunu, artık burasında olduğunu göstermiş vaziyette. Deniz kusuyor. Çok ciddi bir kirlilik yaşıyor. Yani turist çeşitliliği çok azalmış vaziyette. Benim yaptığım dalışlarda gördüğüm ciddi bir sünger popülasyonunda, bentik yaşamda, zeminde yaşayan canlılarda ciddi bir ölüm vakaları mevcut. Hani balıkları, yengeçleri, karidesleri falan, ekonomik türleri geçtim. Bunlarda bir ciddi bir ölüm mevcut. Bu ne demek? Bunlar diğer canlılara deniz çayırlarıyla beraber, mercan resifleriyle beraber olanak sağlayan, yaşam imkanı veren alanlar. Ve bunlar yok oluyor. Ben bunu gözlerimle gördüm. Bu ne demek? Bu filtrasyon yapan canlıların, yani bu partiküller, virüsler, bakteriler, patojen bakterileri, fitoplanktonu, yani müsilajı yapan fitoplanktonu da yiyecek olan, kullanan bu canlıların ölümü demek.
bu sonucun, sürecin daha da artması demek. Bu noktada yani kabul edilemez. İyi arıtım yapıyoruz ve gönderiyoruz politikası. Onun için sıfır arıtmaya geçilmesi lazım. Bir de halen resimler, fotoğraflar, videolar görüyoruz. Bu açıklamalar yapılırken daha halen Dilovası'ndan, Ergene'den, Susurluk Çayı'ndan, oradan buradan, derelerden, tarım alanlarından, sanayi tesisinden atık verilmeye devam ediliyor. Diyor ki planda revize ve yenileme yapmasına sanayi tesislerin, OSB'lerin yardım edilecek. Ya ne yardım ediyoruz? Yani adamlar, tesisler bizim denizimizi, Marmara Denizi'ni onlarca senedir kirletmeye, daha az para ödemek için, arıtma kullanmamak için, paralar harcanmasın diye kirletmeye devam ediyor. Nelerle kirletiyorlar? Toksik kimyasallarla. Nelerle kirletiyorlar? Ağır metallerle. Nelerle kirletiyorlar? Ya içeriğini bile bilmediğimiz maddelerle kirletiyorlar. Bu neden ceza kesilmiyor? Neden tesis kapatma yapılmıyor? Neden yaptırımlar yapılmıyor? Niye rehabilitasyona yardım etme? Neden? Tesis kapat. Çalıştıramasın. Bana ne üretim yapılmıyorsa? Bana ne? Eğer benim insan olarak Marmara Denizi etrafında yaşamım söz konusuysa, Marmara Denizi ekosistemi söz konusuysa, geçmişim tesisi ne? Ne tesisi? Çalışmasın, üretmesin. Bana ne? Arıtma yapana kadar sıfır atıkla, havasını kirletmeden, denizini kirletmeden üretim yapana kadar kapat. Umurumda değil, umurumuzda olmamalı. Bu tesislerin bana bir yararı yok, zararı yok, gördük. Peki Müslüman şimdi Marmara'dan Ege'ye doğru gidiyor diye haberler de çıktı. Yani bunun etkisi ne olur peki? Müslüman açık denize ulaşırsa, hani 5 yılda temizleneceği söyleniyor Marmara'dan. Ege'ye giderse peki bu süreç nasıl değişir? Yani şöyle, hep şaşırıyoruz. Her şeye şaşırıyoruz. Türk toplumun her şeye şaşırıyor. Çünkü o kadar bilgisiziz ki. Ya Marmara Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'le bağlantılı sistemler. Boğaz'dan bağlantılı. Deniz akışkan, akıntıların olduğunu herkes biliyor. Tabii ki gidecek. Ki var. Yani 2007-2008 senesinde Saroz'la yaptığım dalışlarda bile ben mercanların üzerinde baktım. Fotoğraflarda müsilaj tabakası çekmişim zaten. Zaten var, zaten gidiyor. Gitmemesi mümkün değil. Marmara Denizi'nden gidecek bu tehlike değil söz konusu olan sadece. Biz atık politikamızı değiştirmediğimiz sürece bütün kıyılar tehlikede. Zaten bunun sinyallerini de görüyoruz. Geçen sene Fethiye Çalış Plajı'nda olanları medya hatırlıyor mu acaba? Hepimiz unuttuk. Halk hatırlıyor mu acaba? Poseptik çukuruna döndü tam Ağustos'un, Temmuz'un ortasında turizm sezonunda. Yani bunu belediyeler, kıyı belediyeleri yapmadığı sürece, denize dökmeye devam ettiği sürece bu fiziksel çökertme metoduyla, derin deşarj metoduyla her yer bu tehlikede. Önce Marmara'da görülmüş olmasının sebebi Marmara'nın kapalı bir deniz olması ve etrafında çok büyük bir nüfusun ve sanayinin ve tarımsal arazilerin bulunuyor olması. Bunu her yerde göreceğiz biz. Peki. Çünkü düşünmüyoruz, kafamızı çalıştırmıyoruz. Düşünen, kafasını çalıştıran, uyaran bilim insanlarını da dinlemiyoruz. Hani katastrofi filmlerinde vardır ya, son o iki haftadır kendimi bunun gibi hissediyorum. Uyarır, 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 halk dinlemez ama sonucunda göktaşı gelir, deprem gelir, sel gelir, bütün insanlık şey olur, mefta olur. O bilim insanı da birkaç kişiyi kurtarmaya çalışır. Yani durum bu. Merak edilen başka bir şey daha var. Denize girilmesini ya da insan sağlığını pek nasıl etkiler? Ege'ye doğru geldi dedik. Bu da çok merak edilen. Bunun sorunun hemen ardından da şu geliyor. Balık yiyebilecek miyiz? Yani yine insan kafasıyla düşünüyoruz. Evet, biz denize girebilir miyiz? Biz balığımızı yiyebilir miyiz? Gibi böyle düşler içerisindeyiz. Arkadaşlar, bizim Marmara Denizi'ndeki varlığımız, yaşamımız, yaşayabilmemiz tehlikede. Yani şu demek bu, eğer biz önlemleri almazsak ve Marmara'yı eski haline dönüştürecek politikalara geçmezsek, Marmara Denizi etrafından insan göçünü öngörüyoruz diyebilirim. Ya bırakın denize falan girmeyi, düşünmeyin öyle şeyler zaten. Bırakın balık beklemeyi önümüzdeki sezonlarda Marmara'dan. Tehlike burada. Yani artık bu tehlikenin farkına varmamız gerekiyor. Teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.